Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener'in elinde diyen Selvi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne çıkarıyor dedi. Akşener'in aday olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş adaylığı konusundaki tavrının belirleyici olacağını iddia eden Selvi, Meral Akşener'in son anda kazanma şansına bakarak İmamoğlu veya Yavaş'ı desteklemesi bekleniyor. Ama Akşener ihtimali son ana kadar masada olacak ifadelerini kullandı. Selvi'nin konuya ilişkin yazısı şöyle. Abdülkadir Selvi, 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak aday olmasına engelleyen muhalefet partilerinin ayrı ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının önünü açan Meral Akşener, bu kez ortak aday projesini engellemeyeceği yönünde mesajlar veriyor. Kılıçdaroğlu ise tam aksine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Millet İttifakı 2023 seçimlerine Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığı İstanbul modeliyle hazırlanıyor. Seçimde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya bu kez yakınlar. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP'de bir kaos yaşanmasının önünü kesmek için aday olabileceği mesajını veriyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne çıkarıyor. Abdullah Gül ve Ali Babacan ise denklemin uzağına düştüler. Akşener'in aday olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki tavrı belirleyici olacak. Altın ise Akşener'in elinde. Meral Akşener'in son anda kazanma şansına bakarak İmamoğlu veya Yavaş'ı desteklemesi bekleniyor. Ama Akşener ihtimali son ana kadar masada olacak. Tabii bir de sürpriz aday konusu var dedi.